Efendim hayırlı akşamlar, Avrupa Masası'na hoş geldiniz. Avrupa Parlamentosu Yeşiller Grubu Eş Başkanı Rebecca Harms, Samanyolu Haber Televizyonu'nda yayınlanan Avrupa Masası programına konuk oldu. Bir dizi filminden terör örgütü çıkıyor. Bir dizi filminden. Özgür Türkiye. Özgür basın susmaz. Türkiye'de temel haklar ve basın hürriyetinin baskı altında olduğuna dikkat çeken Harms, gazeteci Hidayet Karaca'nın aylardır hukuksuz bir şekilde Silivri tutuk evinde tutulduğunun hatırlatılması üzerine hükümet ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bütün eleştirileri devlete tehdit olarak gördüğünü belirtti. Bu vakalar Türkiye'de şu an medya hürriyeti olmadığını gösteriyor. Medya büyük baskı altında. Bu durum sadece hapiste ya da mahkemede meslektaşlarınızın olmasından kaynaklanmıyor. Hükümet ve Cumhurbaşkanı medyadaki tüm eleştirilere devlete tehdit olarak bakıyor. Her eleştirel gazeteciyi devlet düşmanı olarak görüyor ve onları hapse atıyorlar ya da haklarında dava açıyorlar. Dolayısıyla bu durum külliyen kabul edilemez. Türkiye'de bir cinnet hali yaşandığını işaret eden Harms, Erdoğan'a hakaret gerekçesiyle açılan davalarda patlama yaşanmasının hükümetin ve Erdoğan'ın kendilerini güvende hissetmediklerini ortaya koyduğunu vurguladı. Sosyal medyadaki bu paylaşımlar davaya dönüşüyorsa Erdoğan'ın çevresindeki herkes gerçekten endişe etmeli. Bu hakikaten tuhaf bir hal. Bu durum hükümetin ve Cumhurbaşkanı'nın kendilerini güvende hissetmediklerini gösteriyor. Etraflarının düşmanlar tarafından sarıldığını düşünüyorlar. Bu cinnet hali gerçekten delice. 17-25 Aralık yolsuzluk soruşturmalarının kapatıldığı, soruşturmaları açan savcıların soruşturulmaya başlandığı sorulan Harms, Erdoğan ve hükümetin saklayacağı şeyler olduğunu söyledi. İktidarın 17 Aralık'tan sonra sarıldığı paralel devlet tezlerine de değinen Harms, Brüksel'de tezin alıcısı olmadığını belirtti. Demek ki hükümet ve Cumhurbaşkanı'nın saklayacak bir şey var. Yolsuzluk iddialarını soruşturmak isteyenlerin hepsine devlet düşmanı olarak bakılıyor ve bunların hepsi de aynı akıbeti paylaşıyor. Bu devam etmesi çok güç bir yol. Bu konuda bir veya iki suçlama olsa belki paralel yapı tezinin bir şansı olurdu. Fakat bu suçlamalar ikide bir yapılıyor. Temel olarak da derin devleti soruşturmaya gayret gösterenlere karşı yapılıyor. Dolayısıyla buna hiç kimse inanamıyor.